Onlar gökyüzünün savaşan şahinleri. Her an tetikteler. Öyle ki NATO standartlarında pilotların pist başında 15 dakikada hazır olması gerekirken, Türk pilotlarında bu süre neredeyse yarısı. Türk pilotlara bu eğitim 9. Anajet üssünde veriliyor. 2. Anajet üs komutanlığından mezun jet pilotları, eğitimlerinin son aşaması için geldikleri jet üssünde F-16 pilotu olmak için ter döküyorlar. F-16 savaş pilotlarının kıtalara atanmadan önceki son durakları ise Balıkesir'deki 193. Öncel Filo Komutanlığı. Yaklaşık 9 ay süren zorlu eğitimlerinin ardından çelik kanatlar F-16 savaş pilotlarına emanet ediliyor. Kursiyerler Balıkesir'e geldiği gibi F-16 kokpitine oturmuyor. Öncesinde yerde simülasyon eğitimi alıyor. F-16'nın koltuğuna en erken 2,5 ay sonra geçebiliyorlar. Simülatörlerle beraber toplamda 60-70 sortiyi bulan bir eğitim bu. Bir sortimiz yaklaşık olarak 1 saatte 1 saat 30 dakika arasında sürüyor. Yüzbaşı Selçuk'ta hayallerinin peşinden giden F-16 savaş pilotu adayı bir subay. İlk yalnız uçuşunu ise 5. sortide yaptı. Büyük bir cesaret gerektiren bir olay çünkü 4 kere bu uçağa binip göreve gidiyorsunuz. 5. sortide yalnız gitmek elbette ki endişenin yanında çok büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oluyor bizim için. Üstün performansa sahip uçakları kullanabilmek hiç kolay değil. Bir yetenek olması gerekiyor ama en temel ister bu uçak için bilgidir. Bilgi olmadan ne kadar yetenekli olursanız olun bu uçağı uçurmak mümkün değil. Harbe hazır pilotlar yetiştirilmesinde en önemli görev ise öğretmen pilotlarda. Günaydın. Sağ ol. Nasıl savaşacaklarını, nasıl it dalışı yapacaklarını, nasıl bomba atacaklarını bunların hepsini biz burada onlara öğretiyoruz ve kıtalara harbe hazır pilotlar olarak gönderiyoruz. This is Turkish Air Force speaking on guard. F-16 pilotlarının eğitim aşamasında yalnızca intibak safhasında gökyüzünde tek başına bulunuyorlar. Diğer zaman dilimlerinde ikili, üçlü ve dörtlü kollarda eğitim süreçleri devam ediyor. Genç Kartal adayı olarak girdikleri bu serüvende birer şahin oluyorlar. Saatte 2174 kilometre hıza çıkabilen jetlerin kol uçuşlarında aralarındaki mesafe 1 metreye kadar düşüyor. Bu yüzden hatanın telafisi yok. Hocanız onun varlığı tabii size güç veriyor. Ve siz tek başınıza ondan aldığınız güçle gidiyorsunuz, görevi icra edip. Tabii burada yakın kolda da düşüyoruz. Yaklaşık 3 fit aramız. Acil durumlarda hızlı karar alabilmeleri için her senaryoya hazırlanıyorlar. O eğitimlerden biri de havada yakıt ikmali. Ne zaman ki uçağımızı buraya emniyetli bir şekilde park ettik, uçaktan indiğimizde ne kadar terlediğimizi, ne kadar yorulduğumuzu ancak o zaman hissedebiliyoruz. ...193. Öncel Filo'daki eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, gökyüzüne birer şahin olarak yükseliyor, F-16 uçaklarının koltuğuna oturmaya hak kazanıyorlar. Ardından Türkiye'ye yönelik her türlü tehdide karşı, vatan savunmasında ön saflarda yerlerini almak için birliklerine gönderiliyorlar.